Evet, bir telefon daha alalım bakalım. Alo. Alo. Hanımefendi buyurun. Hocam selamun aleyküm, hayırlı cumalar. Aleyküm selam efendim. İyi cumalar hocam, ellerinizden öperim. Ben size çok önemli bir soru soracaktım. Buyurun buyurun. Şimdi hocam ben bir Aralık'ta babamı kaybettim. Allah rahmet eylesin. Şimdi Allah razı olsun hocam. Şimdi biz babam 25 sene önce aile mezarlığı almış. Yalnız babamın kaybettiğimiz gün babamı aile mezarlığına defnedemedik. Gittik çocuk bebek mezarlığından tek kişilik mezar verdiler. Şu anda annem, kardeşlerim babamı aile mezarlığına taşımak istiyor. Ama ben niyeyse razı olmak istemiyorum. Bunun ne yapmamız lazım hocam? Ama kendi sağlığında çok isterdi. Yani benim yerim burasıdır. Beni buraya gömün. Bütün çocuklarım bir arada olsun derdi. Ne yapmamız lazım hocam? Hiçbir şey yapmanız lazım değil. Babanızı olduğu yerde bırakın. Mezarın taşınması doğru değil. Çok mecburi bir gereklilik yoksa mezarın yeri değişmez. Ölü mezardan çıkarılmaz. O yerini bulmuştur. Ahirette önemli olan beraber olsunlar. Yani görüntüyle mezarlar yan yana olabilir ama makamlar çok farklı olabilir. Yerler çok farklı olabilir. İnsanların ahiret alemi farklı bir alemdir. Mezarların yan yanında olmasıyla o iş çözülmüyor yani. Allah katındaki mekanların bir olması gerekiyor. Onun için annenizi, kardeşlerinizi ikna ediniz. Mezarı açmayın. Mezar ancak polis gerekirse, hani bir adli tıp falan gerekirse, işte DNA vesaire falan bundan dolayı açılabilir. İkincisi su basar, böyle su altında kalır, açılabilir. Üçüncüsü başkasının toprağında izni olmadan ölü gömülmüş adam da çıkartın bu ölüyü buradan diyebilir. Bu durumlarda mezar kazılır. Bunun dışında keyfi sırf bir yere aktarmak için kazılması doğru değil. Bir de biraz sonra belki söyleyeceğim. Bir Fransız profesör Eva Meyerowicz'in hikayesini anlattı bugünkü Sabah gazetesinde. Hani orada olduğu gibi böyle sembolik anlamda bir 10-20 yıl sonra naaşı kaldırılabilir eğer çok önemli bir vasiyeti varsa. Yoksa keyfi anlamda mezar değişikliği doğru değil hanımefendi. Sizin içinize doğan şey doğru şey. Onu, evet. Onun gereğini yerine getirin bence. Hocam bir de şey soracaktım. Şimdi biz kardeşlerim, abim, annem, ablam hafız. Yani 33 gündür Kur'an okunuyor. Evde kendimiz Yasinler yapıyoruz, yemek dağıtıyoruz. Diyorlar ki bu babanıza ulaşır. Yaptığımız hayır hasenatlar, sadakalar, babamın adına verdiğimiz her şeyler babama ulaşıyor mu hocam? Elbette ki, elbette ki. Dünya hayatında babanız adına yaptığınız şeyden babanız haberdar olduğunda sevinmiyordu, sevinirdi. Ahiret alemi de öyledir. Adam geldi peygamber, el haccu an gayr diye bir bölüm var bize mesela. Başkasının yerine hacı yapmak. Adam geldi dedi ki ya Resulallah, işte annem veya babam hacca gitmek isterdi, gidemedi. Yapabilir miyim? Hac ki bedeni bir ibadettir. Buna rağmen peygamber dedi ki annenin babanın borcu olsaydı ödemez miydin? Öderdim. Git dedi hacı yap onun yerine. Yani başkasının yerine hac yapılır, başkasının yerine namaz kılınıp sevabı ona aktarılabilir. Başkasının yerine sadaka verilebilir, Kur'an-ı Kerim okunabilir. Bütün bunlar iyi niyetli şeylerdir. Allah dilediğinde gösterir. Hatta onun azabına, babanız için demiyorum, genel söylüyorum. Ölünün azabının düşmesine, azalmasına sebep olur, affına sebep olabilir yani. Bunlar önemli şeyler olur mu? Babanızın adına verdiğiniz her şeyden dolayı kendisine iyilik dokunan dua eder. Allah da onu babanıza yazar. Annenize yazar. Tamam. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Ellerinizden öpüyorum. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin hocam. Teşekkür ediyorum. Ailenize, annenize saygılarımı iletin inşallah. Şimdi vefattan bahsedince bizim de bugün sokak röportajlarımızdan biri de oydu. Cenaze evinde yemek verilmeli mi diye sormuşsunuz. Biz de bunu merak ettik, sokağa sorduk. Bakalım sokaktaki insanlarımız bu olaya nasıl bakıyor? Biz de bu konuda gerekeni söyleyelim ama önce sizi dinleyelim. Ölünün arkasından helva kavrulması doğru mu sizce? Cenazeden sonra insanlar yoruluyor. Hem ölen kişinin ruhuna hem de yorulan insanlara bir ikram olarak sunulması ve yüzlerce senedir bu kadar gelenek olması da normal yani. Ama bu helva da olabilir, yemek de olabilir, ayran da olabilir. Yani bunda bir sakınca görmüyorum ben. Biz sevap yani doğru olduğunu
zannediyorum. O konuda bilgim yok ama gereksiz bir şey ya, ölünün arkasında. Nereye gidecek yani? İnsan acıktıysa helva yiyecekse o ayrı bir mesele. Ama ölünün evinde helva kavurmanın hiçbir dinsel anlamı yok. Sosyal anlamı da yok. Ben Toros Dağları'nın yörüklerindenim. Bizim geleneğimizde cenaze evinde ikram edilmez. Cenaze evine konu komşu en az 15 gün yemek getirir. Üzüntüsüne, tasasına ortak olabilmek için. Doğru bulmuyorum. Çünkü yani yemek olabilir. Tabii ki uzaktan yakından misafirlerimiz geliyor. Onlara ikram etmek tabii ki hoş karşılıyorum. Ama yani yok üçüymüş, beşiymiş. Çünkü ölümümüz yani bizim ölümümüz. Sürekli okumamız gerekmiyor mu? Bence okumamız gerekiyor. Ben de bir şehit annesiyim. Yani sürekli okuyorum yavruma. Yani bilmiyorum. Tabii bu bizim dinimizce yapılan bir şeydir. Cenaze evine gelenlere hizmet yapılır, yemek verilir, gereken ilgi gösterilir yani. Ölülerimizin, rahmetlerimizin arkasından helva yapılması doğrudur. Çünkü neden? Onların ruhlarına sevabı istesin diye yapılan bir ibadettir. Evet, yani halkımız kanaatlarını söyledi. Şimdi helva konusunda ben de biraz doğrusu mesafeliyim, açık söyleyeyim. Helva nasıl bir gelenekten çıktı bilmiyoruz. Yani eskiden peygamberimiz döneminde mutlaka hurma falan ikram edilmiştir. Orada çok yemek yoktu çünkü böyle et yemekleri vesaire olmazdı. İkram edilmiş olabilir. Acaba helva buradan mı çıktı bilmiyorum ama yani ölü evinde helva kelimesi bana da çok şey geliyor. Çok böyle soğuk geliyor yani ağız tatlandırıcı. Hani sünnette yaparsın, düğünde yaparsın da ölüm olayında helvanın ne işi var diye düşünmüyor değilim doğrusu. Böyle bir gelenek var demek ki. Ölü evinin yemek yapma geleneği, görevi yok. Önce onu söyleyelim. Çünkü zaten dertleri var, tasaları var, sıkıntıları var, acıları var. Bir de yemekle uğraşmak doğru değil. Beyefendinin dediği gibi dışarıdan yemek getirilir. Doğru olan o. Yani cenazenin evinde yemek pişmez. Yemekle meşgul olmazlar çünkü. O kendi dertleriyle meşguller yani. Ne yapılır? Komşular, konu komşu hazır yemek getirir. İşte pide getirir, ne bileyim lahmacun getirir, sulu yemek getirir. Benzeri şeyler yapılır. O da ne için? Cenazeye gelen herkes yemek yesin diye değil. Herkes kendi evinde yemeğini yer zaten. Cenaze evi yemek evi değil ki. Genellikle şöyle düşünülmüştür. Cenaze evinde yemek verirsek sevabı ölüye ulaşır. Tabii ki ulaşır. Allah diledi mi tabii ki ulaşır. Ama bunu konu komşu yapmalı, getirmeli. Ve komşular bunu niye getirmeli? Bir, fakirler gelip yemek yesinler diye, o civardaki fakirler. İki, uzaktan gelenler. Misafir gelmiştir köyden, diyelim ki akrabası öldü, kalktı köyden geldi. İki günlük yoldan geldi, otobüse atladı geldi, uçağa atladı geldi. Ya bir yemek ikram edin ona yani bu tamam. Ama bu yemeği ev sahibi yapmaktan çok konu komşu yapmalı. Nitekim bu geleneklerde oluyor zaten. Şimdi çadırlar kuruyorlar. Taziye çadırı. Çadıra mesela Ahmet Efendi arıyor. Bugün öğle yemeği benden diyor. 100 kişilik lahmacun gönderiyor. Ertesi gün Mehmet Efendi arıyor. Bugünkü öğle yemeği benden, akşam yemeği benden, dürüm benden diyor. 3 gün, 4 günü dolduruyorlar böyle. Doğru olan bu. Doğru olan bu. Yoksa cenaze evi bu işle meşgul olmamalı. Helva ile de meşgul olmamalı diye düşünüyorum. Benim şahsi kanaatim burada. Helva ile ilgili böyle bir rezervim var yani. Çünkü zaten sıkıntıları var. Bu bir de ne helvası yani. Yani sanki helva tatlı bir şey verilmiş, veriyorsunuz. Ortada tatlı bir şey yok ki. Bir üzüntü var değil mi? Allah tabii Allah kabul etsin. Herkesin niyetini Mevlam kabul etsin inşallah.